Seçim barajı konusunda AKP ve MHP uzlaştı. Buna göre seçim barajı %10'dan %7'ye düşürülecek. Buna muhalefetten tepkiler geldiğini görmüştük. İşte MHP'yi kurtarmak için bunu yapıyorlar şeklinde. Bir tepki de Cumhur İttifakı ortaklarından olan Büyük Birlik Partisi'nden geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yapmış olduğu açıklamada hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Onun için seçim barajı sıfırlanmalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır diyerek tepki gösterdi. Peki seçim barajının Türkiye'de sıfırlanması mümkün mü? Mümkün değil. Bunu ana muhalefet partisi bile istemez. Çünkü bugüne kadar AKP ve CHP al gülüm ver gülüm anlayışıyla siyaset yaptılar. Birine 20 yıl önce sen iktidar olacaksın, birine de sen ana muhalefet partisi olacaksın demişler gibi sanki kayıkçı kavgası yaparak siyaset yaptılar. Barajdan en çok faydalanan iki parti oldu. Birisi AKP, birisi CHP. Muhalefet nasıl faydalandı? Örneğin siz gideceksiniz Saadet Partisi'ne veya Liberal Demokrat Parti'ye veya ne bileyim Demokrat Parti'ye veya Türkiye Komünist Partisi'ne oy vereceksiniz. Ancak bu partiler baraj altında kalacağı için CHP'yi istemeseniz bile mecburen gidip CHP'ye oy veriyorsunuz. İktidar tarafında ne bir artısı oldu? 2002 yılında %34'lük bir oy oranıyla AKP tek başına iktidar oldu ve meclisin en güçlü partisi oldu. %9,9 oy oranıyla Doğru Yol Partisi, Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi baraj altında kaldı. Çiller'in 60'tan fazla vekili AKP'ye geçmiş oldu. MHP baraj altında kaldı. Genç Parti baraj altında kaldı. Anavatan Partisi baraj altında kaldı. Ve devasa bir güçle %25'lik bir kitleyle AKP %34 oy oranına sahip olup meclisteki en güçlü parti oldu. AKP bundan vazgeçer mi? CHP bundan vazgeçer mi? Ne oldu da şimdi birdenbire %10'u %7'ye düşürüyorlar? Tam da MHP'nin oylarında bir düşüş söz konusuyken muhalefette bu konuda haklı. Bari bir iş yapıyorsunuz, tümden kaldırın barajı. Kaldırmazlar. Çünkü dediğim gibi AKP'de CHP'de bu baraj konusunda oldukça mutlu.